Bankalar konut kredisi faizlerini aşağı çekti ama ev sahibi olmaya çalışanlar yine sevinemedi. Çünkü faizlerin düşmesiyle birlikte bu kez de ev fiyatları aldı başını gitti. Ev sahibi olmaya çalışanlar kredi engelini aştı, bu kez de yüksek konut fiyatlarına tosladı. Faizlerin inmesiyle birlikte kredi ödemeleri kolaylaştı ama evler birbiri ardına pahalanmaya başladı. O indirilmiş rakamlara tekrar eski rakamlara yani satış rakamlarına çıktığını görebiliyoruz. Konut faizlerinin düşmesiyle 120 aylık periyotta 0.95 ile ödeme kolaylığı ev hayali kuranları heyecanlandırmaya yetti. Herkes bir ev almak için harekete geçti ama ev sahiplerinin ev fiyatlarını yükseltmesi şikayetlere neden oluyor. Daha önceki rakamı 720 lirayken 760 bin liraya çıkarttı bunu. Çok artırmasınlar bu rakamları. Zaten oldukça şık rakamlarımız var çevremizde, piyasada. En gözde semtlerdeki lüks daireler bile geçtiğimiz aylarda uygun fiyatlara rağmen alıcı bulamıyordu. Faizlerin düşmesiyle birlikte talep patlaması yaşandı. Rahat koşullarda kredi alanlar konutlara hücum etti. Aşağı doğru seyreden fiyatlar bir anda yükseldi. Tıpkı bu evde olduğu gibi. 1 milyon 450 bin TL'ydi. 1 milyon 100 bine düşürmüştük. Konut faizlerinin düşmesiyle birlikte bu haftadan itibaren tekrar 1 milyon 350 bin TL'ye çıkartmak istedi ev sahibi. Acaba daha mı düşüğe satıyoruz diye düşünüyorlar ve bu zarar etmemek pahasına, zarar etmemek için de fiyatları tekrar yükseltiyorlar. Özellikle güzel semtlerde bireysel satıcılardan ev almak isteyenler yine aynı durumla karşılaşıyor. Yaklaşık olarak %5'lik, %10'luk bir artış söz konusu. Oradan düşürüyor, ev fiyatı da yükseltiyor. Bizim krediyle falan girip ev alma şansımız mümkün değil. Metrekaresi çok pahalı bence yani. Bankalar faiz indirimine devam ediyor. 120 aylık konut kredisini 1 puandan aşağıda 0.95 faiz oranından sunuyor.